Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün kampımızın 21. günündeyiz. Yani hem soy ağaçlarının devamını işleyeceğiz hem de eşeğe bağlı kalıtımı işleyip kalıtım ünitesini burada sonlandıracağız. Biliyorsunuz kamp kitabımız arkadaşlar Karşınızda gördüğünüz gibi bu kitaptan e, videolarımızın takibini gerçekleştiriyoruz. Kitaba erişim sağlayamayanlar ya da almak istemeyenler, beğenmeyenler olabilir. Hiç önemli değil. Canınız sağ olsun. PDF'i de ekstra olarak arkadaşlar alttaki linke bırakacağım. Evet şimdi ne yapalım? Hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar X'e ee, e bağlı çekinik ya da e, kısmını bir önceki dersimizde işlemiştik. Bu dersimizde ise X'e bağlı baskın kısmını inceleyeceğiz. Yani aslında bakın, şurada gördüğünüz gibi taralı olan bireylere X'e bağlı çekinikte ne demiştik? Dişilerde X küçük a, X küçük a. Erkek bireylerde ise X küçük a y demiştik. Bakın bu sefer dişilerde e, baskın olana x büyük a x küçük a olabilir diyeceğim ya da x büyük a x büyük a olabilir diyeceğim dişilerdeki ihtimalim bu erkek bireylerde taralı olanları ise x büyük a y diyeceğim peki taralı olmayanlar ne olacak dişilerde taralı olmayanlar x küçük a x küçük a olacak şöyle yapalım. Erkek bireylerde ise taralı olmayanlar x küçük a y olacak peki biz neden sürekli x üzerinden hareket ediyoruz çünkü bize aktarılan özelliğin x'e bağlı çekinik ya da x'e bağlı baskın dediği için az önce söyledik bakın dişilerde x küçük a x küçük büyük a x büyük a büyük a ya da büyük a küçük a erkek bireylerde ise taralı bireyler x büyük a y olacak. Taranmayanlar dişi de x küçük a küçük a ya da x küçük a y olacak. Şimdi bakın diyor ki x'e bağlı baskın taşınır mı? Öncelikle x'e bağlı baskın taşınanlar mesela bozuk dentin örnek olarak verilebilir. Peki aşağıdaki örnek 13 x'e bağlı baskın taşınır mı? Bakalım. Ne demiştik biz taralı olmayanlara emindik bunlara küçük a küçük a diyecektik bu erkek birey olduğu için şu y olacak Hemen şurası X küçük a Y olacak, şurası X küçük a X küçük a olacak. Şimdi başlayalım. Bak, burada şurası çok önemli. Bu dişi, diyelim ki bir numaralı dişi küçük a'nın birini kimden aldı? Annesinden aldı. Doğru mu? Bir diğerini kimden aldı? Babasından aldı. O zaman annesi taralı olduğuna göre heterozigot baskındır. Devam edelim. Bakın buradaki adam. Bu kızına zaten küçük A'yı vermiştir. Bu kız arkadaşlar büyük A'nın birini annesinden alabilir mi? Alabilir. Şu erkek birey X büyük A'ya annesinden almıştır. Burası zaten oluyor. Yani 13 numaralı bireyler ya da 13 numaralı A ile X'e bağlı baskın taşınır. Özelliğini soy ağacında karşılıyor. Hemen arkadaşlar şu 14. soruya bakalım. 15'i size bırakacağım. Taşınır mı bakalım. Şimdi burası ee, X küçük a y olacak. Şurası X küçük a y, şurası hatta küçük a, X küçük a, X küçük a, şurası da X küçük a y, şurası da yine X küçük a, X küçük a. Şimdi şuradaki birey, buradaki birey neydi bakın, taralı, değil mi? Taralı olduğuna göre büyük a'sı kesin var. Evet. Peki bu birey, bakın e, hemen şurada pardon, şuradaki bireye yani kızına ne vermiş küçük a verdim, demek ki burası heterozigotmuş. Şimdi akabinde devam edeceksem şurası yine ne oluyor? X büyük A Y oluyor. Bakın bu adam bütün kızlarına büyük A'yı kesin vermiştir ki bu kızlar taralı olduğuna göre babalarından büyük A'yı annelerinden ise küçük A'yı almışlardır. Yani bu sayacı ise yine X'e bağlı baskın taşınıyor. Örnek 15'i size bıraktım. Şimdi Y'ye bağlı kısmına gelecek olursam, Y'ye bağlı kısımda sadece erkek birey dikkate alınacak. Bakın, burası çok önemli. Neden erkek birey dikkate alınacak? Çünkü Y sadece erkek bireylerde var. Yani Y'ye bağlı baskın da olsa, Y'ye bağlı çekinik de olsa, bu özellik sadece erkek bireyler arasında aktarılacak. Şimdi örnek 16'ya bakıyorum. Bakın, bu erkek birey özelliği oğluna aktarmış, oğlu kendi oğluna. Yani e bir 1 numaralı bireyin torunu oluyor. Torunu da diğer oğluna aktarmış. Yani bu soy ağacı Y'ye bağlı taşınır. Alt tarafa bakıyoruz hemen. Bütün erkeklerin taralı olması lazım çünkü. Bakın 1 numaralı 1 numaralı erkek birey kendi oğluna özelliği aktarmış. O da oğullarına aktarmış. Okey. Peki hocam buradaki erkekler taralı değil. Buradaki erkekler bizi ilgilendirmiyorlar. Neden ilgilendirmiyorlar? Çünkü bunlar başka bir aileden gelen bu erkek çocuk farklı bir aileden gelmiştir. O yüzden bizim kırmızıla aileyi ilgilendirmiyorlar. Bu yüzden de bu soy ağacı yine Y'ye bağlı taşınır diyeceğiz. Eşeğe bağlı kalıtıma ben bakacak olursam eşeğe bağlı kalıtım aslında şurada anlattığımız x'e bağlı baskın, x'e bağlı çekinik, y'ye bağlı baskın kısımlarıyla aynı. Ne demek? Şimdi benim iki tane kromozomum var. Bakın bu kromozomlardan bir tanesi şu X kromozomu olsun. Bu kromozomlardan bir tanesi şu da Y kromozomu olsun. X kromozomunun ve Y kromozomunun birbirleriyle muhatap olduğu ortak kısımlar var. Bakın şu an şu kırmızı ile çizdiğim kısımlar her ikisinde de ortak taşınan özelliklerin olduğu. Mesela her ikisinde de bu kısımda tam renk körlüğü hastalığı taşınıyor. Sonra bakın şu üst kısımda erkek e, X'te üst kısımda renk körlüğü taşınıyor bakın hemofili taşınıyor ve bir de arkadaşlar kas distrofisi dediğimiz öz hastalık taşınıyor. E, onun dışında ise biz şuraya e, erkeklere bakacak olursak bakın yapışık parmaklılık taşınıyor ve bir de kulak içi kıllılık taşınıyor yani. Yapışık parmaklılık ve kulak içi Y'ye ait özellik yani sadece erkek bireylerde görülür. Renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisi X'e ait özellik ama hem erkeklerde hem dişilerde görülür. Çünkü dişiler XX'ken dişiler XX'ken arkadaşlar şöyle yapalım XX bir türlü yapamadım. XX iken erkek bireyler XY'dir. Yani her ikisinde de X olduğu için bu özellikleri taşıma olasılıkları vardır diyoruz. Şimdi biz bakacak olursak bakın dişilerde eşey kromozomları XX erkeklerde XY'dir. X ve Y'nin homolog bölgelerinde dişi ve erkeklerde görülür. Yani az önce size bahsettiğim homolog bölge tam renk körlüğü olduğu kısım. Homolog olmayan dediği ise her ikisinde de farklı olan özelliklerin bulundu. Y'nin homolog olmayan bölgesindeki özellikler sadece erkekte gözlenir. X'in homolog olmayan bölgesindeki özellikler ise hem erkekte hem dişi de gözlenir. Şimdi renk körlüğüyle başlıyoruz. Bakın renk körlüğünü zaten aslında anlatmıştım size bir kısmını nasıl anlatmıştım şu şekilde söylemiştim size demiştim ki X'e bağlı baskın çekinik kısmında Dişilerde X büyük R büyük R normal, X büyük R küçük R taşıyıcı, X küçük R küçük R renkörüdür. Erkeklerde ise tek X olduğu için 1 R olacak. Büyük R ise normal, küçük R ise renkörü. Aynı şekilde aynı taşınma biçimiyle hemofili ve kastisrufi isim içinde geçerli. Peki burada beni bağlayan kısım neresi? Burada beni bağlayan kısım şu dikkat edilmesi gerekenler kısmı nasıl? Diyor ki bakın renk körü bir annenin erkek çocukları %100 renk körüdür. Bakalım bir o annenin çocukları neden renk körü? Bakın anne x küçük r x küçük r olsun. Baba ise sağlıklı olsun. Bunlardan doğacak olan erkek çocuğu kesinlikle renk körüdür. Neden? Çünkü x'i anneden aldığı için ve annede de her ikisi küçük r olduğu için bu erkek çocuk nedir? Renk körüdür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Devam ediyorum. Bakın sonrasında taşıyıcı annenin erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali %50'dir. Neden? Çünkü anne taşıyıcıysa X büyük R küçük R'yi bulunduracaktır. Yani erkek çocuğuna ya X büyük R'yi verecek ya X küçük R'yi verecek. O yüzden %50 ihtimali vardır diyoruz. Sağlıklı annenin erkek çocukları %100 sağlıklıdır. X büyük R büyük R ise oğullarına tabii ki de X büyük R'yi verecektir. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali ya da olmama ihtimali hem babaya hem de anneye bağlıdır. Neden? Çünkü kız çocuklarında iki tane X var. Bu X'lerden biri anneden geliyor bir diğeri ise babadan geliyor. Bu yüzden anne ve baba faktörü çok ama çok önemli. Emofili ve renk körlüğünün taşınma biçimi aynıdır diye biraz önce de zaten söylemiştik. Şimdi Geldim akraba evliliğine arkadaşlar aynı soydan gelen bireyler arasında yapılan evliliğe akraba evliliği denir. Akraba evliliklerinde hem otozomal hem de gonozomal hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini arttırır. Çünkü eğer çekinikken varsa bunun aktarılma olasılığı daha fazladır. Akraba evliliklerinde hastalıklar çekilik alelle e, aktarılır. Hem anne hem de babada çekinik alel olması beklenir. Neden? Çünkü akraba oldukları için ve akraba evliliklerinde düşük, ölüm doğum, hemofili, renk körlüğü ve talasemi gibi hastalıklar çok ama çok ortaya çıkabiliyor. Peki genetik varyasyonlar nedir? Artık bunlar biraz daha işin güncel kısmı yani kalıtımın güncel kısımları. Rekombinant dediğimiz canlı yeni bir genetik özellik kazanmış canlıya verilen isimdir. Ya da eee. O canlıya rekombinant canlı denir hatta. Varyasyon ise tür içi varlıklardır. Kalıtsal varyasyon rekombinasyon olmuş. Yani rekombinant canlının DNA parçalarının yapısındaki farklılıktır. Modifikasyon ise canlının yapısında meydana gelen ve ama çevrenin etkisiyle meydana gelen değişikliklerdir. Mesela arıların beslenerek işte işçi arı ya da e, kraliçe arı olup işte kısır ya da verimli döl oluşturması örnek olarak verilebilir. Kalıtsal varyasyonlara sebep olan olaylar crossing over, e, homolog kromozomların rastgele ayrılması, mayoz birde kardeş kromatitlerin ayrılması ya da sperm ve yumurtanın döllenme ile birleşmesi örnek olarak verilebilir özelliklerdendir arkadaşlar. Mutasyon ise DNA'nın nükleotit diziliminde meydana gelen değişimlerdir. Mutajen ise arkadaşlar mutasyona neden olan etmenlerdir. Ultraviyole ışın olabilir, pH olabilir, bir uyuşturucu olabilir ya da işte ne bileyim virüsler mutajen canlılar olarak kabul edilir. Şimdi sorularımıza gelecek olursak arkadaşlar sorularımızdan ben şöyle içinden bir tane seçip e, çözmek istiyorum. Hangisini çözelim? Bakın şu üçüncü soruyu çözelim. Üçüncü soruda otozomal resesif demiş. Otozomal resesif Oluyor mu olmuyor mu buna bakacağız. Yani ben ne diyeceğim? Taralı olan bireylere küçük a küçük a diyeceğim. Bakın hemen küçük a küçük a dedim. Şurası da küçük a küçük a şurası da şurası da. Şimdi şu adam küçük a ise bakın bu oğlu da küçük a vardır. Bunda da küçük a vardır. Şu çocukta küçük a iki tane ise birisini annesinden almıştır. Anne de o zaman büyük a da var taralı olmadığı için. O zaman bu anne büyük a'yı çocuklarına da aktarmıştır. Buraya kadar tamam. Şimdi diğer aileye bakalım. O zaman ben bu aileye ne yapıyorum arkadaşlar? Okey'i verdim. Bu aile okey. Şimdi diğer ailelere bakıyorum. Bakın şimdi şunlar küçük A küçük A ise küçük anın birini babadan diğerini anneden almışlardır. O zaman baba taralı olmadığına göre heterozigot olması lazım. Şuradaki pardon şuradaki bireye bakacak olursak buradaki birey büyük A büyük A da olabilir diyeceğim. Büyük A küçük A da olabilir. Yani bu aileye de okey verdim. Her şey uydum. Yukarıdaki aileye bakacak olursam bakın burada küçük a küçük a var. O zaman anne dedi ve baba da küçük a var. Demek ki anne ve baba heterozigot. Şu bireye ben bakacak olursam bu da büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olacaktır. Yani her şeye uyduğuna göre bu soy ağacı otozomal çekinik taşınır diyorum. Şimdi siliyorum. Bu sefer otozomal baskın taşınıyor mu ona bakıyorum. Otozomal baskında durum nasıldı arkadaşlar? Şuna bakıyorduk biz. Taranmayanlara küçük A diyorduk. Taralı olanlarda büyük A büyük A ya da büyük A küçük A. Şimdi taralı olmayanlara küçük A'yı yazdım hemen. işimi garantiye aldım. Çünkü bundan kesin eminim. Ama bu soy ağacı zaten direkt olarak baskın taşınamaz. Neden? Bak şimdi. Şuradaki bireylerin ikisi de küçük A küçük A mı? Evet o zaman bunlardan doğacak olan tüm çocukların küçük A olması. Yani şunların da taralı olmaması gerekiyordu. Ama tarandıklarına göre burada bir yanlışlık var ne diyeceğim otozomal baskın taşınmaz diyeceğim hemen siliyorum x'e bağlı çekinik taşınır mı neydi x'e bağlı çekinikte taralı olanlar küçük r küçük r idi taralı olmayanlar ise büyük r büyük r ya da büyük r küçük r şeklinde olacaktı şimdi bakıyorum taralı olan birey şurası x küçük r y şurası x küçük r y Şurası X küçük R, X küçük R, şurası X küçük R, X küçük R, şurası X küçük R, X küçük R. Bu soyacı ağacı 30 zaman çekinik taşınamaz. Neden? Şimdi şuradan bakalım. Şimdi şu kız çocuğu küçük R'yi babasından alacak. Yani şöyle. O zaman babada tek R varsa bu babanın taralı olması gerekmiyor muydu? Evet. Ama taranmamış. Demek ki bu soy ağacı X'e bağlı çekinik taşınamaz. Cevabımız yalnızca 1 olacaktır diyoruz. Diğer soruları da arkadaşlar çözümlerini gerçekleştirirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Dedikten sonra artık ekosisteme geçiş gerçekleştireceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Biyosentezde kalın. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere.